Ege Türk'ten kamuoyu seçim özel programından bir kez daha merhaba. Değerli Ege Türk izleyicileri, yeni yılın bu ilk programından hepinize merhaba diyorum. Konuğum Buca'dan belediye başkan aday adayı Sayın Hüseyin Aslan. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Bugünkü bu birliklerimiz için ben de bu vesileyle bütün izleyicilerimizin 2019 yılını kutluyorum. İnşallah 2019 yılı bir önceki yıla göre çok daha iyi olur. Sağlık, huzur ve mutluluklar diliyorum. Evet, yeni yıl yeni umutları da beraberinde getiriyor. Evet. Temennimiz o. Sizin de beklentileriniz var. Sizin de umutlarınız var. Evet. Bekleyelim bakalım bu süreci nasıl göreceğiz. Umutsuz insan olmaz. Evet. Herkes gelecekle ilgili bir takım hedefleri, planları, projeleri olması lazım. Evet, herkesin umudu içinde saklı kalmalı. Umudunu hiçbir zaman yitirmemeli. Doğru. Evet, bu kadar yoğun bir program arasında bize vakit ayırdınız. Estağfurullah, ben de çok mutlu oldum. Takip ediyoruz sizleri. Sağ olun. Sürekli mahalleleri dolaşıyorsunuz. Muhtarlarla, sivil toplum örgütleriyle, meslek odalarıyla bir araya geliyorsunuz. Projelerinizi anlatıyorsunuz. Şu soruyla başlayalım dilerseniz. Hay. Neden Buca'dan aday oldunuz? Neden Buca diye sorarsak ne söylemek istersiniz? Evet. Şimdi biliyorsunuz siz de bir basın mensubusunuz. Ben de bir basın mensubuyum. Evet. Basın emekçisiyim, gazeteciyim. Evet. Biz gerek gazeteci kimliğimizle, gerekse de EGEKOP Genel Başkanlığı kimliğimizle ve İzmir'e kazandırdığımız, İzmir'in 12 ilçesinde kazandırdığımız 12 farklı projeyle aslında İzmir'in her ilçesinde EGEKOP imzası, EGEKOP damgası var. Evet, EGEKOP projesi var. Buca'da da var, bunu da biliyoruz. Evet, Buca'da EGEKOP olarak biz 1993-96 yıllarında 4035 konutu yaptık Buca'da. İskent ve işte EGEKENT 3 projesini yaptık. Evet. Transtepe'de yaptık bunu. O zaman Transtepe'yi çok fazla kimse bilmiyordu. Kentleşme yoktu, konutlaşma yoktu. Yeni gelişen bir yerdi. Biz o zor koşullarda Buca'da bugün baktığınızda 4000 konutta yaklaşık 20.000 kişinin yaşadığı bir proje orada gerçekleştirdik EGEKOP olarak. Dolayısıyla ben hem gazeteci kimliğimle, gazetecilik sıfatımla hem de EGEKOP Genel Başkanı kimliğimle en çok gittiğim içeriden bir tanesi Buca'dır. Evet. Çünkü Buca dediğimiz yer yarısı Karabağlar şu anda, yarısı Konak, yarısı Gaziemir, yarısı Torbalı, yarısı Torbalı'nın hemen hemen bir kısmı. Bir de benim derdim, benim şu andaki Buca'daki adaylığımdaki en önemli etken ben hizmet odaklı bir insanım, proje odaklı bir insanım. Biz insana yönelik projeler yapan kurumuz, kişileriz. Hem gazeteci kimliğimizde hem de EGEKOP Genel Başkanı kimliğimizde vatandaşın ne beklediğini, talebinin ne olduğunu bilen insanlarız. Siz de öyle, ben de öyleyim. Evet. O nedenle amacımız sadece İzmir'in en büyük ilçesi olan, en önemli ilçesi olan, üniversitenin olduğu, tarımın olduğu, sanayinin olduğu, kentsel dönüşümün diğer ilçeler gibi en çok ihtiyaç duyulan, bugüne kadar tek bir kentsel dönüşümün olamadığı bir ilçeden aday olmayı düşündüm. Doğru da yaptığımı görüyorum. Evet. Çok da doğru yaptığımı görüyorum. Nasıl tepkiler? Gerçekten şu ana kadar inanır mısınız? Hiç bu kadar olumlu tepki beklemiyordum. Evet. Bir kimse siyasi görüşü ne olursa olsun, etnik grubu kim olursa olsun, zaten benim asla bugüne kadar böyle bir ayrımım söz konusu değildir. Asla bundan sonra da böyle bir ayrımı zaten asla ve asla düşünmem dahi, ki doğru bir şey de değildir. O nedenle o Buca'daki muhtarlarımızdan başlayarak sivil toplum kuruluşlarımız, ki ben mahalle muhtarlarını çok önemserim. Evet. Ama bu yeni bir şey değil. Yani Buca'ya aday olduğum bir değil. Ben 2014 yılında biliyorsunuz Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adaydım. Bir tek Buca'ya değil yani. Evet. Dolayısıyla muhtarlar hakikaten demokrasinin vazgeçilmez oradaki temsilcileridir. Arkasında siyasi parti olmadan seçilen kişilerdir. Buca'nın sorunlarını bilen birisi olarak, Buca'nın hakikaten çok fazla değil yani çok kısa süre içerisinde bir cazibe merkezi haline getirebileceğime de güvenerek, bugüne kadarki bilgime, birikimime, deneyime de güvenerek Buca'dan aday oldum. Gerçekten çok olumlu tepkiler alıyorum. Kadınından, gencinden, yaşlısına kadar her kesimden, Cumhuriyet Halk Partisi örgütünden, siyasi görüşü, her görüşten olan birçok insan, ben şunu görüyorum, başkan sen proje adamısın,
Sen hizmet adamısın. O nedenle Buca'da birlikte güzel işler yapacağımıza inanıyoruz diyerek insanlar gerçekten benim kadar heyecanlı olduklarını görüyorum. Evet. Bu çok önemli aslında yani. Evet. Karşılıklı heyecanı bir arada tutuyorsunuz. O heyecanı birlikte paylaşıyorsunuz. Bu da size bu çok önemli yani. Çünkü benim bildiğim tabii belediye başkanlığı tamamen hizmet odaklı olması lazım. Proje odaklı olması lazım. Aslında belediye dertlere çare, sorunlara da çözüm üreten benim 2014 yılında yazdığım şu kitapta da görüleceği gibi dost kapısı belediye olması lazım. Evet. Şurada seçim kitapçı. O ayrı bir şey tabii yani. Var. Ama bu ben 2014 yılında bakın şöyle. Evet, 2014'te belediye başkanlarının sanki böyle el kitabı gibi olacak bir dost kapısı belediye kentsel danışma kitabı yazdım. Belediye nasıl yönetim belirtir? Vatandaş belediye geldiğinden nasıl karşılanmalı? Vatandaşlık sorunları nasıl giderilmeli? Görev bölümü, görev dağılımı nasıl paylaşılmalı? Ortak akını nasıl kullanılmalı bu kitapta var. Ben bunu kitabını yazdım. Evet. Şimdi uygulamasını İnşallah eğer kısmet olursa Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday adayı oldum. Eğer Cumhuriyet Halk Partimiz genel yönetimi başta Sayın Genel Başkanımız olmak üzere uygun görürde bize aday gösterirse ben inanıyorum ki Buca halkı bana sahip çıkacaktır. Ben kendimi Buca halkına emanet edeceğim. Buca'nın da bütün her şeyle Buca'yı bana emanet edecektir. Karşılıklı. Emanetleşeceğiz yani. Ben kendimi emanet edeceğim. Ben de Buca'ya emanet alacağım. Yani şunu bilsinler ki görev süremi içerisinde Buca'nın aleyhinde hiçbir imzanın altına imzamı atmam. Buca'nın aleyhinde hiçbir imzamı o şeyin altına atmam yani projenin altına. Siz de söylediniz Buca 47 mahallesiyle 500 bini aşan nüfusuyla İzmir'in nüfus yoğunluğu açısından en kalabalık şehirlerinden birisi. Bu nüfus yoğunluğu beraberinde bazı sorunları da yeniden gündeme getiriyor. Aslında programı açarken şunu söylemek gerekiyordu. Türkiye'deki konut kooperatifçiliğinde, toplu konut üretiminde bir marka oluşturdunuz. Bu markayı da Buca'ya nasıl yansıtacağınızın az önce ipuçlarını verdiniz. Peki kentsel dönüşümde nasıl bir çalışma yürüteceksiniz? Buca'yı nasıl bir kentsel dönüşüm çalışması bekliyor? Siz başkan olursanız. Şimdi kentsel dönüşüm aslında biliyorsunuz büyük kentlerin en önemli meselesi. İstanbul'un da, İzmir'in de, Ankara'nın da, diğer büyük kentlerin de en öncelikli sorunlarından birisi olması lazım. Yani altyapı ne kadar önemliyse, ulaşım ne kadar önemliyse, yeşil alan ki çok önemlidir yeşil alan bence, ne kadar önemliyse... kentsel dönüşümde inanın İzmir için, bilhassa İzmir için bir o kadar önemli. Şimdi bakınız, TÜİK'in resmi rakamlarına göre, bunu ben söylemiyorum, devletin resmi kurumları söylüyor. TÜİK'in resmi rakamlarına göre İzmir'de 313 bin konut depreme dayanıksız. Yenilenmesi gerekiyor. Sayıştay raporlarına göre de İzmir'deki şu andaki yapıların %60'ı depreme dayanıksız. Şimdi böyle bir kentte yaşıyoruz. Bilim adamları uyarıyor. Her an deprem olabilir diyor. Bütün bunları alt alta üst üste koyduğumuzda hem de şehrin kent nüfusunun sürekli büyümesi de göz önünde bulundurularak işte Buca'nın nüfusu her yıl 20 bin artıyor. 20 bin dediğiniz çok az rakam değil. Tabii ki. Bugün 20 bin artıyor. Yarın daha çok artacak belki de. İzmir'in nüfusu öyle anlaşılıyor ki 2050 yılında gene bu da resmi bir takım açıklamalardan yola çıkarak söylüyorum. 2050 yılında bu İzmir'in nüfusu da yaklaşık 6 milyon civarında olacağı söyleniyor. Müslüm Bey. Şimdi bu ne demektir? Bu 30 yıl sonra demek ki bu kente bugünkü nüfusa 2 milyon kişi daha eklenecek demektir. Şimdi eğer buradan Buca'ya dönersek biz bugünden bunun önlemini almazsak ulaşımla ilgili, altyapıyla ilgili, otoparkla ilgili, kentleşmeyle ilgili bugünkü sorunlar belki de önümüzdeki dönem kat kat artacak yani. Ki öyle görünüyor. Bütün bunları da biz bilen birisi olarak kentsel dönüşüm bizim EGKOP olarak en hassas olduğumuz konu. Yani Türkiye kentsel dönüşümü konuşmuyorken ben yıllardır kentsel dönüşüm diye bas bas bağırıyorum. Kentsel dinleme diye bas bas bağırıyorum. Şunu da bilsin herkes. Biz aslında 34 yıldır EGKOP olarak kentsel dönüşümün örneklerini yaptık. Zaten hayata geçirdik. Tabii yani bizim yaptığımız her proje kentsel dönüşümdür. Altyapısıyla, sosyal tesisiyle, eğitim alanlarıyla, yeşil alanlarıyla. Şimdi bakınız,
Buca'da Ege Kent 3 var, İskent var. Gidelim bakalım. Altyapı sorunu var mı? Evet. Otopark sorunu var mı? Yeşil sorunu var mı? Yok. Gidelim Torbalı'ya, Ayrancılar'a. Hı. Yıllar önce bitirdiğimiz Ayrancılar'da Ege Kent 4'te bu var mı? Hı. Dönelim Çiğli'ye, Çiğli'deki Pucular'da var mı? Çünkü orada her şeyi sıfırdan yapıyoruz. Evet. Oradaki nüfusa göre yapıyoruz. Oradaki yaşayacak olan insanların isteklerine göre yapıyoruz. Onu söyleyecektim Sayın Aslan. Aslında kentsel dönüşüm dediğimizde tırnak içerisinde yerinde dönüşüme vurgu yapılıyor. Daha doğrusu oradaki, siz de söylediniz, oradaki insanların önerileri, istekleri, talepleri, komşuluk ilişkileri yerinden yurdundan koparılmadan ilişkilerin zaten devam ettiği bir süreç akla geliyor. Yerinde dönüşüm yapmazsak. Evet. Şu anda Büyükşehir'in şeyde yaptığı gibi, Karabağlar'da, Uzundere'de yaptığı gibi uzlaşmalı kentsel evet. dönüşüm yapmazsak, ki ben uzlaşmalı kentsel dönüşümü önemsiyorum. Uzlaşmalı. Yıllardır savunduğum bir konudur. Evet. %100 anlaşmalı. Evet. %100 uzlaşmalı. Kimseye mağdur etmeden. Aynı. Eğer yaparsak ancak başarılı oluruz. Yoksa ben yaptım oldu. İstediğim şekilde plan yaparım. İstediğim şekilde bunu işte paylaştırırım mantığıyla bu iş olmaz. Burada da yine işin şeyi şuraya çıkıyor. Örgütlenmek. Kentsel dönüşüm yapacağımız bölgedeki vatandaşı eğer örgütleyebilirsek, kooperatifleştirebilirsek, şirketleştirebilirsek ya da bir şekilde onları bir araya getirmek lazım. Evet. Karar merkezinde olması gerekiyor. Evet. Hangi mahallede, hangi bölgede kentsel dönüşüm yapacaksak o mahalle halkının seçeceği temsilci. O mahalle halkının seçeceği temsilci. Eğer planlama aşamasından itibaren karar merkezinde olmazsa yapamazsınız. Evet. Büyükşehir bunu yaptı. Evet. O nedenle benim de çok savunduğum bir konudur. Mutlaka uzlaşma, mutlaka anlaşma, mutlaka tartışma. Bunu yaparken de planı İzmir'in nüfusu, Buca'nın nüfusu büyüyeceğini bilerek işte yolun genişliğini tutun, yolun genişliğinden tutun. Hı hı. Otoparkına kadar, sosyal tesisine kadar bugünden bunu planlamalıyız. Evet. Yani biz öyle bir plan yapmalıyız ki önümüzdeki 50 yılı görmeliyiz. Evet. Yani geleceğin projelerini şimdiden yapmalıyız. Akıllı projeler, evet, çağdaş akıllı projeler, hı hı. uygar projeler. Türkiye genç bir nüfusa sahip. Evet. Artık Türkiye'deki gençlerimiz Avrupa'daki gibi yaşamak istiyor. Hı hı. Bol yeşil alanlı, bol çevre düzenlemesi olan, evet. bol sosyal tesis olan alanlarda büyümek, yaşamak istiyor. Güvenlik içerisinde yaşamak istiyor. Bunun da yolu akıllı, kalıcı, ileriye dönük kentsel dönüşüm mantığı olur, proje olur. Biz bunu yıllardır yapıyoruz. Evet. Bizim arkamızda kamu desteği yok. Hı. Bugüne kadar biz Ege Kop olarak eğer 150 bin kişinin barındığı kentler yapmışsak hiçbir kamu kurumundan destek almadık biz. Evet. Kendi kaynağımızı kendik yarattık. Ve İzmir ve Ege Kop şehir merkezinde altyapısı olan işte sorunu olan olmayan yerlerde yapmadık. Altyapısı olmayan bu kentin gelişmesine öncülük yapacak örnek projeler yaptık. Modern kentleşmeye katkı koyacak. Gerçekten öyle mi yani? Bunu da neyle yaptık? Bunu da bir kooperatifleşerek yaptık. Hı. Ege Kop bünyesinde bugüne kadar her meslek grubundan 200 tane kooperatif dahil olmuş. Hı. 200 meslek grubundan kooperatif, düşünebiliyor musunuz? Evet. Böyle bir örgüt yok. İçinde hakim var, savcı var, polis var. Her kesimin olduğu kooperatif örgütlenmesi var Ege Kop'ta. Evet. Ege Kop bir çatı. Aslında Ege Kop bir güven örnek, kurumu. Örnek gerçekten bir güven kurumu. Eğer zaten Türkiye Atatürk'ün İzmir İktisat Kongresi'nde dediği gibi kooperatif yapmak maddi ve manevi zeka ve maharetleri birleştirmektir yolundan hareket etseydik, insanları örgütleyebilseydik, tarım da bu hale gelmezdi. Evet. Sanayi de bu hale gelmezdi. Eğitim de bu hale gelmezdi. Evet. Eğitim demişken Sayın Aslan, aslında Buca bir üniversite kenti. 9 Eylül Üniversitesi'nde çok sayıda dışarıdan öğrenci eğitim görüyor. Baktığınız zaman oradaki hareketliliğe 60 bin öğrenciye Buca'nın ev sahipliği yaptığını görüyoruz. Misafir öğrencilere yönelik sizin projeleriniz neler olacak? Yurtlar yapacak mısınız bu öğrencilere? Barınma yerleri yapmayı planlıyor musunuz? İsterseniz bu soruyla devam edelim. Evet, Buca gerçekten bir üniversite evet. şehri. Hı hı. Ama değil. Üniversite var. Ama üniversite kenti değil. Evet. Ya da öyle anılmıyor bu yani. Üniversite şehri olarak anılmıyor. Evet. Zaten üniversite şehri olarak anılsaydı ya da üniversite şehri gibi planlansaydı, projelendirilseydi bugün farklı bir Buca'yla karşı karşıya kalabilirdik. Başka yerlerde, başka büyük kentlerde bile bir tek üniversite dahi o bölgenin, o kentin kaderini değiştiriyor. Hı-hı. İnsanların yaşam tarzını değiştiriyor. Evet. Buca'da hakikaten Türkiye'nin en saygın üniversitelerinden, sayılı üniversitelerden bir tanesi var.
Burada mimarlık fakültesi var. Burada hukuk fakültesi var. Burada işletme fakültesi var. Evet. Burada eğitim fakültesi var. Bundan daha zengin başka bir şey olmaz mı? Evet. Bir yer için. Buca'da şu anda baktığımızda, bugün itibariyle baktığımızda 60-70 bin civarında öğrenci var. Buca'da çok gerçekten her şey hakim, yaklaşık 1000'in üzerinde bilim adamı var. Hı hı. Ama böyle bir kentte öğrencilerinin, bırakın yani şey, barınabileceği yer yok. Evet. Öğrencilerin oturup arkadaşlarıyla sohbet edebileceği bir yer yok. Sinema yok. Sinema yok. Öğrencilerimizin oturup arkadaşlarıyla ders çalışabileceği alanlar yok. Hı hı. Şimdi bunların gerçekten zor şeyler değil bunlar. Şimdi evet. Bir de Buca'ya ikinci üniversite geliyor. Trans-Tep Üniversitesi gidiyor. Hı hı. 2 yıl sonra yeni bir üniversite oluyor Buca'da. Eğer hakikaten halen daha biz sadece Buca'nın böyle kısır bir takım projelerini, günlük projelerini konuşmaya devam edersek yanlış yaparız. Evet. Günlük değil artık yani. Ben yerel seçimlerin proje bazında geçmesini temenni ediyorum. Hı hı. Hizmet bazında geçmesini temenni ediyorum. Bunların konuşmasını daha çok istiyorum yani. O da gençlerimiz gerçekten demokrasinin fidanlığıdır. Eğer gençlerimiz demokrasinin fidanlıysa, ki gerçekten onu iyi bilelim, Atatürk Cumhuriyeti Türk gençliğine emanet etmiş. Gençlerimiz demokrasinin fidanlığı olarak görüp onlara ona göre yatırım yapmazsak, eğer onlara biz sahip çıkmazsak, yerel yönetim olarak, biz onları gerçekten kendi haline bırakırsak, o zaman da çok farklı bir gençlikle karşı karşıya kalabiliriz. Belediyelerin burada imkanları çerçevesinde, kendi olanakları çerçevesinde, bütçe çerçevesinde yapacakları 3-5 tane belki orada dokunma, 3-5 tane öğrenciye yönelik yatırım gerçekten orada çok şey değiştirir. Evet. Ve siz de biliyorsunuz, biraz önce söylemiştiniz, buradaki öğrencilerin çoğunluğu burada yaşıyor. Evet, yani burada eğitim alan öğrenciler bu kentte adapte olup, kentte entegre olup şehirden ayrılmıyorlar. Buraya yerleşiyorlar, İzmir'de kalıyorlar. Dolayısıyla siz de programın başında söylediniz, her geçen gün nüfus artışında ciddi bir hareketlilik görülüyor, hareketlilik yaşanıyor. Şimdi burada gençlerin tepe sorunları nedir diye baktığımızda Müslüm Bey, beslenmede ciddi sıkıntıları var. Evet. Barınmada ciddi sıkıntıları var. Bursa hakikaten çok ciddi sorunları var. Bir de ulaşımda sıkıntı var. Evet. Bir de dediğim gibi toplu vakit geçirebilecekleri, arkadaşlarıyla buluşup eğlenebilecekleri, arkadaşlarıyla birlikte oturup sosyal bir takım işte o gelişimini sağlayabilecekleri mekanlar lazım. Hı hı. Bu Buca'da var aslında. Evet. Yaratılabilir. Burnumuzun dibinde kaynaklar var. Hı hı. Kaynaklarda boş alan dolu. Çok boş alan var. Orada bu yapılabilir bir. İkincisi biz eğer kısmet olursa üniversite yaşam köyü orada kurmak istiyoruz, kuracağız. Üniversite Buca Trans-Tepe'de. Orada belediyenin arsası var. Türkiye'de ilk olur. Bir eğer üniversite yaşam köyü kurabilirsek hem öğrencinin barınabileceği, hem de çalışabileceği, hem de kendini geliştirebileceği orada son derece önemli bir projeyi eğer hayata geçirebilirsek, ki bu çok rahat yapılabilir. Türkiye'de bir ilk olur. Türkiye'de bir ilk olur tabii, evet. Yani. Buca'da ciddi bir altyapı sorunu var. Hı-hı. Buca'da ciddi bir ulaşım sorunu var. Buca'da ciddi bir işsizlik sorunu var. İşsizlik, evet. Ve yoksulluk sorunu var. Ben tabii Buca'da inşallah kısmet olursa bu görev bize tevdi edilirse Cumhuriyet Halk Partisi tarafından ve tabii halk buna teveccüh gösterir, biz seçerse, ben orada Buca halkıyla birlikte, sivil toplum kuruluşlarıyla, muhtarlarımızla, ki benim için çok önemlidir muhtarlar, kent konseylerimizle, inanın bak, ortak aklı, ortak gücü bir araya getirdiğimizde hiçbir siyasi güç onun karşısında duramaz. Evet. Eğer sizin arkanızda halk varsa, sizin arkanızda vatandaş size sahip çıkıyorsa, sizin arkanızda seçtiği belediye başkanına vatandaş gerçekten sahiplenirse, hiçbir siyasi güç o gücün arkasında duramaz. Evet. Ama ben yaptım oldu, her şeyi ben bilirim, her konuda ben karar veririm dersek, evet, o zaman da bugünkü sıkıntıları yaşamaya devam ederiz. Yani. Aslında Buca'nın vizyonunu planlarken, düşünürken ortak akıl, mantığıyla ortak hareket akıl etmenin bunun başka türlü çaresi yok, evet. Yani ortak akıl. Ortak akıl ve geleceğe yönelik akıl. Hı-hı. Genciyle, hı-hı, genciyle, yaşlısıyla, emeklisiyle, duluyla, engellisiyle. Hı-hı. Engelliler bizim namusumuzdur. Evet. Bu engeller bu kentin ya da Türkiye'nin Türk ulusuna emanettir. Hı-hı. Öyle mi? Emanet. Evet. Yarın biz de engelli olabiliriz. Hı-hı.
Yani şuradan çıktığımızda neyle karşılaşırız belli değil. Evet. Öğrenciler demokrasinin gerçekten bir teminatıdır. Kadınlarımız hakikaten burada çok ciddi sorumluluk alması gerekiyor. Kadınsız toplum olmaz, kadınsız iş de olmaz, kadınsız yönetim de olmaz. Onu soracaktım. Şimdi gençleri konuştuk, özellikle üniversite gençliğini konuştuk. Kadınlara, çocuklara yönelik sosyal projeleriniz neler olacak? Nasıl gündeme gelecek? Neleri gündeme getireceksiniz daha doğrusu? Kadınlar her zaman seçim sırasında gündeme getirilir. Kadın erkek eşitliğinden bahsederiz hepimiz. Ama iş şeye gelince, o aşamaya gelince de yine bildiğimiz yerden devam ederiz. Evet. Bakınız, eğer kısmet olursa diyorum, bir daha söylüyorum. Hı-hı. Orada pozitif ayrımcılık yapacağız. Hı-hı. Kadınlar ve gençlerle ilgili. Evet. Bu herkes bilsin bunu. Hı-hı. Kadın gerçekten vefalıdır. Kadın bizlerden daha çok vefalıdır. Kadın sözlerle geri dönmez. Hı-hı. Ama biz ya da şu anda toplum hale geldi ki nasılsın, iyi misin diyorsun, iyiyim diyor, seni seviyorum diyor, dönüyorsun başka bir şey konuşuyor. Ama kadın öyle değildir. Evet. Kadın eğer hakikaten birine inanmışsa, güvenmişse onun arkasından ölümüne gider kadın. Biz de bugüne kadar anlayışımız gereği derken şunu kastediyorum. Egekop'ta çalışanların %60-70'i kadındır. Evet, önemli bir rakam bu da. Egekop'taki kooperatif başkanlarının ya da kooperatif yöneticilerinin önemli bölümü kadındır. Bir defa şu bilinsin ki her kooperatifte mutlaka kadın yönetici vardır. Her kooperatifte ama yani. Başkandır, yönetim kurulusudur veya denetleme kurulu başkanıdır. Egekop'un başarısı buradan kaynaklanıyor. Hani derler ya, her başarılı erkeğin arkasında kadın var derler. Evet. Ben de diyorum ki her başarılı kurumun arkasında da kadınlar var. Evet. Bizim arkamızda da kadın var. Evet. Bizim genel kurulumuz mimar. Mahsebe müdürümüz mimar. Benim başkan yardımcım mimar. Diğerleri gerçekten çoğunlukla kadınların olduğu bir şey. Çünkü onlar yanlış yapmıyor. Evet. Onlar yanlış yönlendirmiyor. O nedenle burada inşallah bunu çok farklı bir yönetim anlayışıyla sosyal demokrat bir belediyenin nasıl yönetilebileceğini, nasıl paylaşmacı, kucaklayıcı, dostça bir yönetim tarzı oluşturulabileceğini hep beraber biz Buca'da bunu Türkiye'ye göstereceğiz. Aslında eminim. Kentin bütün dinamiklerini harekete geçirirken burada kadınıyla, genciyle, çocuğuyla bu hareketlerin sağlanmasında fayda var diyorsun. Aynen öyle yani. Sayın yani şimdi herkes çocuğunu şu anda anaokuluna gönderemiyor. Evet. Çalışan çalışmayan. Hı-hı. O zaman da burada belediyeler mutlaka her mahalleye, kreş, her mahalleye yani kendi imkanları ölçüsünde gerekirse kampanya açarak, gerekirse oraya daha çok zaman ayırarak, bütçe ayırarak, bütün gücünü kullanarak her mahalleye mutlaka çocuklarımızın gelip vakit geçirebileceği değil, eğitilebileceği, ona ciddi gerçekten katkı sağlayabilecek olan orada boş alanlarda var. Buca'da şimdi her mahallede düğün salonu da var, her mahallede bir sürü şey de var. Yani gündüz bomboş duruyor hepsi yani. Evet. Gündüz o boş alanlarda mutlaka özellikle dar gelirli vatandaşımızın çocuklarına hizmet verecek olan çocukların bir buluşma yerine, çocukların sosyal hayata kazandırma projelerini hayata geçirmeliyiz. Evet. Aslında bunlar zor mu değil? Evet evet. Yani önemli bir konuya dikkat çektiniz. Çoğu bölgede, semtte düğün salonları çok atıl durumda. Bak, özellikle bu her türlü kullanılabilir. Evet. Her türlü kullanılabilir. Her türlü kullanılabilir evet. Ve buna da herkes buna sıcak bakar. Düğün sahibi de sıcak bakar, mahalle sahibi de sıcak tutar. Şimdi bakın, bizim öğretmenlerimiz çok vefalıdır. Evet. Bizim öğretmenlerimiz çok sorumluluk taşıyan insanlardır. Emekli de olsa, yaşlansa da o halen daha eğitimcidir. Hı-hı. O kadar çok gönüllü öğretmen var ki kendi böyle görev bekliyor. Karşında bir şey beklemiyor aslında. Beklentisi yok. Evet. Benden faydalan diyor. Hı-hı. O kadar çok emekli doktor var ki benden faydalan diyor. Evinde oturuyor. Ya bunlar kolay yetişmiyor. Evet. Müslüm Bey. Evet. Bir öğretmen kolay yetişmiyor. Bir doktor kolay yetişmiyor. Buna benzer ne sanatçılarımız var şu an evinde oturuyor. Evet. Ne sanatçılarımız var, ne cehferler var evinde oturuyor. Yeniden sosyal yaşama katmamız gerekiyor. Hem onu sosyal yaşama katarız hem de bundan faydalanır herkes evet. Yani. Oluşturacağız. Bunlar zor mu? Hayatım. Hiç de zor değil yani. Evet. Evet, yani belediye başkanlarının görevi şu olmamalı. Evet. Benim anlayışım da bu yani. Yol yaparım, park yaparım, bilmem işte şunu yaparım. O başka bir şey yani. Evet. Belediye başkanının görevi, belediye başkanının görevi rutin görevler. Evet. Parkı parklar müdürü yapar. Hı-hı. Yolu fen işleri müdürü yapar. Öyle mi? Evet. İmar müdürü ama neyle yapar bunu? Ekiple yapar. Aynen. Yani belediye başkanları ya da yöneticiler her şeyi bilmemeli. Hı-hı. Bilmeli fakat bilmemeli yani. Evet. Eğer biz bilenlerle çalışırsak, bilenleri orada görevlendirirsek, bilenleri, sorumluluk alacak olanları, o belediye başkanı da hava atar gerçekten, gezer yani. Evet. İşine bakar. Hı hı hı.
Buca'da nüfus artışının, nüfus yoğunluğunun ciddi bir ivme kazanmasının beraberinde de bazı sorunlarını getirdiğini söylemiştik Sayın Aslan. Evet. Bunlardan getirecek bir tanesi de, evet. Bunlardan bir tanesi de ulaşım. Şimdi Buca'nın altyapısına baktığımızda ulaşımın gerçekten Buca için ciddi bir sıkıntı yarattığını düşünüyoruz, konuşuyoruz, biliyoruz. Ayrıca şehir merkezinde kalan bir cezaevi var Buca'nın. Dönemin belediye başkanı Sayın Cemil Şeboy'la çok uğraştı. Çok uğraştı. Çok hem de ciddi uğraştı gerçekten. Hatta şöyle söylemişti, biz bir cezaevi kaldırırken ikinci bir cezaevimiz kırıkları kastederek ikinci bir cezaevimiz oldu demişti Sayın Şeboy. Sizin cezaevinin kaldırılması belki de o bölgenin çok daha verimli bir şekilde sosyal donatım merkezi bir kompleks yapılması yönünde bir çabanız olacak mı? Tabii bunu başlı başına sadece belediye olarak değil, Adalet Bakanlığı, Büyükşehir, merkezi yönetimle bir araya gelip görüşebileceğiniz, gündeme getireceğiniz belki de projeniz olacaktır. Öyle değil mi? Biliyorsunuz her seçim döneminde hem genel seçimde hem de yerel seçimde bu gündeme gidiyor. Evet. Her yerel seçim öncesi, 2014'te ben hatırlıyorum, 2014'te de yerel seçim öncesi o dönemin AK Parti'nin Büyükşehir Belediye Başkanı adayı önceki başbakanlarımızdan Sayın Binet Yıldırım bunun bundan kaldırılacağını söylemişti. Hı hı. Hemen. Evet. Hatta söyleyeyim tarih de verdi kısa içerisinde. Ondan sonraki bütün seçimlerde baktığımızda herkes bunu konuşuyor ama seçimler bitiyor, rafa kaldırılıyor. Evet. Çöpe atılıyor veyahut da yani. Tabii ki burada sizin de dediğiniz gibi bu bir belediye başkanının görevi olmadığını bilerek, hukuki sorumluluğunu da bilerek de belediye başkanının biraz önce bahsettiğim gibi eğer biz orada ortak gücümüzü kullanabilirsek, ortak aklımızı birleştirebilirsek, sadece Buca'yla değil İzmir'le ilgili, evet. O mesele sadece Buca'nın meselesi değil, evet, o bir İzmir meselesidir yani. Evet. O zaman da burada birlikte oluşturacağımız o güçle, hani birlikten kuvvet doğar derler, o güçle yeni yapılacak olan bir kampanyayla, sivil toplum kuruluşlarıyla, İzmir basınıyla ve İzmir'in geneliyle gerçekten de oradan kaldırılması için zaman belki daha da böyle kısaltılabilir. Hı hı. Evet, kalkması gerekiyor. Artık Buca'ya o cezaevi yapıldığında Buca'nın cezaevinden sonra yol yoktu, iz yoktu. O bölgede bir şey yoktu, bomboş bir yerdi. Evet. O zaman İzmir'in dışıydı. Ama şimdi artık İzmir'in dışı değil. İzmir'in göbeği orada, evet. Dediğim gibi üniversite gençliğinin gelip geçtiği, kadınlarımızın, gençlerimizin gelip geçtiği, İzmir'e gelen yerli yabancı, herkesin önünden geçtiği bir yerde şu anda artık. Yakışmıyor çünkü oraya yani. Evet. Şöyle bir seçim kitapçığı var. Ben de programdan önce birazcık inceleme fırsatı buldum. İsterseniz biraz da sosyal projelerinizden bahsedelim mi Sayın Aslan? Birkaç tanesini sıraladınız, anlattınız. Ama burada baktığım kadarıyla, gördüğüm kadarıyla çok kapsamlı projeleriniz var. Aslında bu daha özeti. Proje adamıyım. Bu bizim için daha evet. Özeti yani. Yoksa evet. Hakikaten biz projeyi anında yaparız. Projeler yapılır. Bizim için önemli olan anında. Halkın orada, tabii canım, halkın oradaki taleplerini biliyoruz. Evet. Zaten biz eğer mesela bugüne kadar biz Ege Kopalı'da yaptığımız her projelerde birçok şey belki biz anında karar vererek yaptık. Proje dışında. Çünkü andaki talebi görüyorsunuz, hemen değiştirmek zorunda kalıyorsunuz. Burada da tabii sorunları bilen birisi olarak, evet. Bilen birisi olarak, yaşayan birisi olarak bile, İzmir'de bunu Türkiye'nin her yerinde yaşayan birisi olarak, Avrupa'yı çok yakından inceleyen birisi olarak, Avrupa'daki şehirleşmeyi, kentleşmeyi çok yakından bilen ve yazan birisi olarak, bu canın tabii ki öncelikli üst sorunu, nedir diye bu belirlenebilir seçimlerden sonra. Evet. Anket çalışmasıyla, kamuoyu yoklamasıyla kısa zaman içerisinde. Ondan sonra 1-2-3 diye başlarız. Ancak bizim burada şu anda Buca'yla ilgili ana hatlarıyla şu kitapçıkta özetini göreceğiniz proje çalışmamız tamamen gerçekten bu çok kısa süre içerisinde düşündüğümüz projelerdir. Şimdi biz Buca'da her kimle otursak oturalım konuşalım, Buca'da mesela bu tarlalarla, sivil toplum kuruluşlarıyla orada çok güzel projeler hayata geçiririz. Tartışırız, konuşuruz, buluruz. Sosyal proje, eğitim projesi, tarım projesi. Mesela Buca daha önce tarım kentiydi. Evet. Şimdi yok öyle bir şey. Evet, özellikle üzümün. Üzüm mesela. Biz daha önce et almaya Buca'ya gidiyorduk. Evet. Ama şimdi yok. Yok. O nedenle bizim de şu anda en önemsediğimiz eğer kooperatifleşmeyi
kadınlarımızdan başlayarak, kadınlara istihdam olanağı yaratacak kooperatifleşme modelinden başlayarak, tarımına kadar, sanayisine kadar bunu geliştirip biz orada gerçekten halkın örgütlenme gücüyle, halkın kendi vereceği kararlarla Buca'da üstesinden gelemeyeceğimiz sorun olmaz. Evet. Kadın evde üretecek, iş yerinde üretecek, çoluğu çocuğu kendisi, onu belediyenin yapacağı bir öncülükle, bir kuracağı kooperatifle belediye onu pazarlayacak. Evet. Pazarlayacak belediye, onun başka çaresi yok yani. Ya kendisi o bunların satışıyla ilgili her iki mahalleye bir ve her mahalleye bir satış ofisleri kuracak. Ya da başka türlü bunu bir şekilde değerlendirecek. Başka türlü olmaz çünkü bu iş yani. Yani herkese iş verme imkanı yok. Tabii. Ama toplumun eğer %50'si kadınsa, ki Buca'daki tabloda o, tam %50-%50 yani. Son mesela 2017 şeyine baktığımızda 246 bin erkek var. Resmi rakamlara göre. 246 bin 187 erkek var. 246 bin 65 kadın var. Evet. Bu resmi rakamlar. İşte o zaman eğer toplumun yarısı kadınsa, son yıllarda, son 15-16 yıldır kadının istihdamdaki yeri azalıyorsa, kadın şu anda maalesef bakıyoruz istihdamdaki oranına düşük. Maalesef. Ve maalesef bakıyoruz bazı şirketlerde ya da bazı yerlerde erkeğin maaşı başka, kadının maaşı başka. Düşük maaşla çalıştırıyor kadınlarımız. Bunları bilen insanlarız. Evet. Bunları gören insanlarız. Bunları yaşayan insanlarız. Bunlara önem veriyoruz. Burada gerçekten sosyal, kültür, eğitim, üniversite öğrencilerine tekrar söylüyorum. Öncelikli. Gerekirse kaynaklardaki Sayın Cemil Çapa döneminde yapılan o mükemmel tesisi yeniden geliştirerek, büyüterek, gençlerimizi açarak, üniversiteden oraya ulaşım ağlarını sağlayarak gerekirse yani, tramvayla ya da başka bir şekilde üniversitemizi oraya getirip götürerek, orada eğlence merkezleriyle, orada organik tarım ürünlerinin yetiştirebileceği alanlarla, organik tarım, bu şeyi biz yeniden sanayi, tarım ve kültür kendi yapabiliriz yani. Evet. Aslında kooperatifçiliği çok iyi bilen bir isim olarak, özellikle kadınlara yönelik kooperatifleşmenin artması Türkiye'de kanayan yara olan işsizliğe de hakikaten öyle yani. Aynen öyle. Yönelik de ciddi kadına bir özgüven gelecek. Özgüven gelecektir. Yani kadınların şimdi, evden çalışma hayatına, sosyal yaşama katılması, güven, özgüven, önce evet. Özgüven. Kadın çalışacak, kazanacak ve özgüven sağlayacak. Özgüven sahibi olacak kadınlar. Evet. Yani sığınma evleri var ama yeterli değil. Yani kadın sığınma evleri, her belediyenin yaptığı kadın sığınma evleri var. Ama yeterli değil yani. Şu anda kadına şiddet maalesef her gecenin artıyor. Üzülerek söylüyorum gerçekten yani. Neredeyse 10 kadından 3'ü öldürülüyor. Şiddete uğruyor. Evet. Ya da hakikaten çok gerçekten kadının kendini anlatamadığı bir takım sorunlar yaşıyor. Her kadın gidip de kendini anlatamıyor çünkü yani. Evet. Bunların önüne geçmek için de burada belediyelerin kadınlarla ilgili, kadının istihdamdaki öncelikleriyle ilgili, kadının sığınma evleriyle ilgili, bunlar tabii yaygınlaştırmalı. Kadın katliamlarının önüne geçilmesiyle ilgili gerekirse eğitim dahil olmak üzere onlara gerçekten sahip çıkmak yerel yönetimlerin görevidir. Evet. Sayın Aslan, programın başında da söylediniz. Hizmet odaklı çalışıyorum. Buyurun. Amacım, hedefim bu dediniz. Bir de şöyle bir açıklamanız oldu sizin. Ben tüm partilerden oy alırım diyorsunuz. Böyle bir hedefiniz var. Bunu neye dayanarak söylüyorsunuz acaba? Bunu kendime güvenerek söylüyorum. Evet. Çünkü tekrar aynı şeyi söylüyorum. Bugün EGKOP çatısı altında da her siyasi görüşten insan vardır. Evet. En ufak çatlak ses duydunuz mu? Hayır, duymadınız. Evet. Her siyasi görüşten, her kesimden insan var EGKOP'ta, kooperatiflerinde, ortaklarında. Sonuçta biz bugüne kadar diyoruz ki biz 30 bin konut yaptık. Elbette bu. 30 bin insanın içinde her şey, herkes var. Evet. Aynı şekilde diyorum ki ben kısmet olursa, eğer Buca'dan aday gösterilirsem Cumhuriyet Halk Partisi tarafından, inanıyorum ki her siyasi görüşten, her etnik grubundan insanlarımız bana oy verecektir. Çünkü benim derdim orada hizmet. Benim derdim orada siyaset değil. Siyaseti genel manada yapar herkes. Evet. Benim derdim orada vatandaşın sorunları. Evet. Vatandaşın yaşam kalitesini nasıl yükseltebilirim? Vatandaşı nasıl mutlu edebiliriz? Şimdi böyle bakınca zaten şu andaki seçimden önceki yaptığımız bütün o ziyaretlerde görüyoruz ki artık vatandaş yerel seçimlerde siyaset sormuyor. Evet. Ne yapacaksın diyor yani. Niye adaysın? Projen nedir diye soruyor, sizin sorduğunuz gibi. O nedenle ben bu konuda kendime güveniyorum. Her siyasi görüşten, her siyasi kesimden
bize oy gelecektir. Ve iddialı değilim ama çok da o konuda gerçekten şey de değilim. İnanıyorum ki İzmir'de, Buca'da en çok oy alan biz olacağız yani. Yani ben halka güveniyorum. Evet. Ben insanlara güveniyorum. Evet. Çünkü ben insanları seviyorum. Evet. Bu süreç projelerin öne çıktığı, projelerin konuştuğu bir süreç mi olacak? Yani öyle olmalı. Yerel seçimler evet. O şekilde değerlendirilmeli. Yani çok şükür bizim İzmir'in hani hemen Tutar gibi hemen partilere oy veriliyor. Böyle bilinçsiz bir kitle de. Yani o da belki herkesin kendi inandığı parti vardır. O ayrı bir şeydir baba. Ama asıl olan yerel seçimlerde asıl olan anlayış farklı olması. Bunu aday gösterecek olan siyasi partilerin de buna dikkat etmesi lazım. Seçimler önümüzdeki dönemde seçim çalışmalarının hızlandığı dönemde vatandaşın da bu konuda sorgulaması lazım. Sorması lazım. Düne kadar ne yaptın? Bundan sonra ne yapacaksın? Niye aday oldun? Şimdi bu en doğal hakkı herkesin yani. Evet. Ve bunun da hesabının sorulması lazım. Sadece seçimde oy vermek değil mesele yani. Aslında açık, şeffaf, katılımcı yönetim anlayışının aynen öyle yani. Burada da bunun hesabının verilmesi lazım herkese yani. Her yıl hesabının verilmesi lazım. Ben şahsen isterim ki belediye meclis toplantılarının bir televizyon kanalından yayınlanmasını isterim. Evet. Meclis toplantılarının. Vatandaş katılsın buna yani. Şeffaf bir yönetim. Tabii yani. Ne olur belediye meclis toplantısını görse. Kendi seçtiği belediye meclis üyesi çalışıyor mu? Evet. Çalışmıyor mu? Kendi sorunlarını oraya götürüyor mu? Muhalefet orada ne yapıyor? En azından belediyenin internet sitesinde benim, diyelim. Şahsen benim şey. Mesela eğer kısmet olursa, yasal bir engel yoksa biz bunu belediye meclisinin toplantılarını yayınlarım mesela ben. Yayınlarım her şeyi. Evet. Bazı ihaleleri canlı yayınlarım. Bazı önemli büyük ihaleleri canlı yayınlarız. Herkes görsün ihalenin nasıl yapıldığını. Halk olup biteni görsün. Görsün tabii yani. Bu zor bir şey mi peki? Evet. Açıklık, şeffaflık budur çünkü yani. Başka türlü olmaz. Kentsel dönüşümü konuştuk. Programın başında çok ilginç, aslında ilginç olduğu kadar da ürkütücü bir rakam ortaya koydunuz. Dediniz ki 313 bin konut depreme dayanıksız. Bunu söyleyen Sayıştay. Sayıştay raporlarına TÜİK, evet. Dayanarak söylediniz evet. Bunu da, onu da hatırlatalım. Peki bu bağlamda imar barışı uzatıldı. Sanırım 4. kez mi oldu? 4 diye biliyorum ama bir kez daha uzatıldı. İmar barışına nasıl bakıyorsunuz? Yani bu kadar depreme dayanıksız konut varken imar barışının yeniden süresinin uzatılmasını bu gerçekten çok hassas bir konu. Evet. Çok önemli bir konu. Zaten eğer Türkiye bugün özellikle büyük kentler bu kadar plansız gelişmişse evet. Bu kadar gecekondu ve kaçak yapı çoğalmışsa bunun da nedeni imar raflarıdır. Başka bir şey değil yani. Evet. Her seçim döneminde çıkan imar rafları maalesef Türkiye'deki büyük kentleri bu duruma soktu yani. Şimdi yeniden tabii geçen genel seçimlerden bu tarafa imar rafı adı altında bir af devam ediyor. İmar barışı adı altında. Bir anlamda imar rafıdır o. Yeniden uzatıldı. Bu tabii önümüzdeki süreçte kentsel dönüşümü biraz daha zorlaştıracaktır önümüzdeki süreçte. Ama o zaman da bizim de yeniden o planlamayı yaparken ona göre planlama yapmanın gerektiği ortaya çıkıyor. Yoğunluğun ona göre tekrar bir gözden geçirilmesi gerektiği ortaya çıkıyor. Yani şu anda tabii oradan geri dönüş olmayacağına göre imar affından ben inşallah bu son olur diyorum. Yani bir daha imar barışı, imar affı çıkarılmayacağı konusunda kesin inşallah karar verilir. Evet. Programımızın sonlarına doğru geliyoruz ama şu soruyla devam edelim istiyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir'deki adaylarını açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ise heyecan devam ediyor. Heyecanlı bir bekleyiş devam ediyor. Ama şöyle bir tablo da var. Baktığımız zaman özellikle bir önceki seçime göre kadınların, gençlerin Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapma anlayışında ciddi bir artış var. Özellikle ciddi bir yönelme söz konusu kadın ve gençlerin. Siz bu tabloya baktığınız zaman nasıl bir değerlendirme yaparsınız? İnşallah kadınlarımızın bu heyecanını yeniden şey yapmazlar. Boşa çıkarmazlar siyasetçiler. Evet. Ben eğer Türk toplumunun, Türkiye'nin %50'si kadınsa o zaman yönetimde de bunun eşit şekilde değerlendirmesine yanayım kişisel olarak. Bu yani bunun başka türlü çaresi yok. Kadın annedir, kadın eştir, kadın sevgilidir, kadın dert ortağıdır diyoruz hepimiz. Ama iş siyasetteki kadının yerine gelince orana bakıyoruz %10-15 civarında. Bu
Bu Türkiye yakışan tablo değil. Bu Atatürk Türkiye'sine yakışan tablo değil. Evet. Ben kadınların siyasette söz sahibi olmasını çok istiyorum. Eğer bugün kadınlar çok gerçekten siyaseten bu göreve taliplerse de bunların değerlendirmesini isterim. Şahsen benim kişisel görüşüm bu. Uygulamam dışarıda bu şekilde olacak. Eğer belediye başkanı olursak. Ve de sadece bu seçimler seçime konuşulan bir tablo olmamalı. Seçimlerden sonra kadınlarımız bu sesini, bu talebini kararlı bir şekilde duyurmalı. Evet. Özellikle çok sayıda sivil toplum kuruluşlarından, yüksek perdelerden de dillendirilmeye başlandı. Gündem oluşturmaya başlandı. Kadın adayların sıkça, çokça yer alması konusunda ciddi bir baskı da var. Evet. Bu konuda siyasi partilere. Öyle değil mi Sayın Aslan? Bu konuda da ciddi bu, ama baskının devam etmesinden yanayım. Evet. Burada sivil toplum kuruluşları da, medyada, bütün o diğer gönüllü kuruluşlarda bu konuda kararlı bir şekilde seslerini duyurmalılar. Sonuç alıncaya kadar duyurmalılar. Evet, aslında sizin de dediğiniz gibi sadece yerel seçimlerde değil, yaşamın tüm alanında, sivil toplum örgütlerinde, meslek odalarında, demokratik kitle örgütlerinde kadınlarımız ve gençlerimiz ciddi anlamda görev ve sorumluluk almalılar. Öyle değil mi Sayın Aslan? Evet, almalılar. Sorunların çözümüne yönelik, bu kentin daha ileriye götürülmesi yönünde ciddi anlamda görev ve sorumluluk almak zorundalar diyelim, öyle değil mi? Bu Türkiye'nin önümüzdeki süreçte daha iyi olması için daha medeni, daha çağdaş, daha gerçekten barış içerisinde bir ortamda yaşamasını sağlamak için eşit şekilde bunların olması gerekiyor. Kadınların da gençlerin de olması gerekiyor. Evet. Engellerin de olması gerekiyor. Hı-hı. Olması gerekiyor bunların, yani yönetimde mutlaka bunların olması gerekiyor. Yani bir engeller bakanlığı yok mesela. Evet. Ama engelli Türkiye'nin nüfusunun %10'u engelli. Evet. Niye yok? Evet. Engelli gerçekten orada çok önemli. Bir Tarım Bakanlığı, doğrusu Tarım Bakanlığı'nı kucaklayan bir bakanlık yok. Yani onları örgütleyen, onların sorunlarını, onların sorununu gündeme getiren, onların sorununa çare üretecek olan bir tarımla ilgili bir ciddi çalışma yok. Yani bunları gerçekten biz eğer yerel yönetimlerde örnek olarak ortaya koyabilirsek, bu Türkiye'de dalga dalga büyür, gelişir. Bir yerde örnek gerekiyor, örnek. Evet. Şu anda biz en gelişmiş ilçe ya da en başarılı belediye kim denince aklımıza, neresi geliyor aklımıza? Evet. Eskişehir geliyor. Eskişehir. Niye Eskişehir? Hı-hı. Niye İzmir değil? Hı-hı. Niye başka bir kent değil? Demek ki bir belediye başkanı isterse bir şey yoktan var edebiliyor. Bir belediye başkanı isterse... Oacık örneği de var bu arada, hakkını da teslim edelim. Oacığında. Son günlerde bakıyoruz orada gündemde. Türkiye'nin gündemine geldi Sayın demek Başkan. Oradaki demek ki olabiliyor yani. Belki tarım ürünleri o kadar Oacık'ta, dar imkanlarla... Tunceli'de olabiliyor demek yani. Evet, dar imkanlarla... Ya demek ki bakın, bakın eğer isteriniz olabiliyor. Evet. Yeter ki isteyelim. Yeter ki kapımızı herkese açalım. Yeter ki ortak aklımızı, ortak gücümüzü kullanmasını bilelim. Evet. Sayın Hüseyin Aslan aday gösterilir ve başkan seçilirse ilk olarak neyi gündeme getirecek? Buca'nın hangi sorununa el atacak? Ya da ilk koltuğa oturur oturmaz nasıl bir planlama süreci izleyecek? Nasıl bir strateji? Önce belediyeyi, belediyelerimizi şu anda aksini söylemiyorum tabii de. Bugünkü mevcut durumundan daha böyle halkı kucaklayan, kapısını halka açan, halkı dinleyen, halkla ağlayıp üzülüp halkla üzülen, gerçekten çözüm üreten ama çözüm üreten bir dost kapısı haline getirmek için önce kendimizi orada şey yapacağız, hazırlayacağız. Tabii ki hemen akabinde de oluşturacağımız çok önemli İzmir'den, İzmir dışından, yurt dışından belki de özel ekiple bu canlı sorunlarını teker teker belirleyip onların hepsine çözüm bulmaya çalışacağız. Tabii ki ben şimdi dersem ki ben belediye başkanı olursam Buca'nın işte altyapı sorununu gidereceğim dersem yalan söylerim. İnandırıcı olmaz. Doğru değil yani. Evet. Ben işte Buca belediye başkanı olursam otopark sorununu bitireceğim dersem o da doğru olmaz. Evet. O zaman da herkesin ayaklarını yere basan şekilde oradaki sorunlara küçük dokunuşlar, en azından küçük dokunuşlarla ulaşım sorununa, çöp sorununa, temizlik sorununa, çevre sorununa onları gerçekten hayata geçirmek gerekiyor. Evet. Yani ne olur mesela desek ki biz Buca'ya her yıl işte 30 bin, 40 bin, 50 bin falan dikeceğiz desek ne olur? Zor mu? Değil. Gönüllü insanlar var. Çok gönüllü insanlar var bu konuda. Örnek söylüyorum yani. O nedenle halkla bütünleşerek bütün
hizmeti eşit götürerek mahalle mahalle. Şu mahalle bana böyle baktı, bu mahallede bana az oy çıktı falan değil. Evet. Her mahallenin eşit şekilde hizmetlerini yürüterek, muhtarlarımızın da görüşü alınarak, muhtarlarımızla en azından ayda bir mutlaka bir araya gelinip, sorunlar tespit edilip, problemler tespit edilip, önceliklerine göre bir ay sonraki toplantıda ne kadar yapıldı, ne kadar yapılmadı. Evet. Bunu da orada kamuoyunda tartışarak herhalde biz çözüm buluruz diye tahmin ediyorum. Yakın markaj uygulayacağız diyorsunuz. Aynen öyle yani. Yine çok mesela ekip de bilecek ki bir ay sonra benden bunun hesabı sorulacak. Evet. Belediye personeli. Evet. Eğer bir ay önce bir şey karar verilmişse, bir ay önce bazı konular gündeme getirilmişse, bir ay sonraki toplantıda onun neden olmadığını o zaman sorabileceğiz hep beraber. Ben en başta ben, sonra vatandaş soracak yani. Evet. Peki, programımızın sonuna geldik. Arkadaşlarımız da işaret ediyorlar. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Tekrar teşekkür ederim. Evet. Bugünkü birliklerimiz için. Hele öyle böyle bir meslektaşla konuşmak daha da benim hoşuma gidiyor. Siz gerçekten çok deneyimli bir gazetecisiniz. Çok deneyimli bir basın mensubusunuz. Biz basın emekçisiyiz. Evet. Siz de biz de emekçiyiz yani. Basın emekçisiyiz. Evet. Tekrar teşekkür ederim. Tabii ülkemiz 2019 31 Mart'ında çok önemli bir seçime gidiyor. Her ne kadar yerel seçim olsa da her seçimin kendine özgün özellikleri var. Bu seçimde Türkiye için belki yeni bir sayfanın açılacağı, Türkiye'nin gelecek dönemdeki sorunlarıyla ilgili yeni tartışmaların açılabileceği, belki de siyasi iktidara bir kırmızı kart göstererek, yani biraz daha kendine gel diyebileceği bir uyarı mahiyetinde geçmesini temenni ediyorum. Evet. Bu önemli çünkü demokrasilerde. Seçim çünkü hakikaten demokrasinin akciğeridir. Evet. Seçimi çok önemsiyoruz. Önemsediğimiz için o zaman bir defa Türk halkı mutlaka ve mutlaka 31 Mart'ta sandığa gitmeli. Yani oyunu kime verir, nasıl verir onu bilemeyiz tabii yani. Giderken de iyi düşünmeli. Evet. Hem ülkenin durumunu, hem kendi yaşadığı kentin veyahut da kendi yaşadığı bölgenin durumunu iyi değerlendirilip buna göre karar vermeli. Yani keşke elim kırsaydı vermeseydim dememek için, pişman olmamak için herkesin bu seçimi önemsemesi lazım. Ben gerçekten çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ben 2019-31 Mart yerel seçimlerinin ülkemize, ulusumuza barış getirmesini, dostluk getirmesini, sevgi getirmesini temenni ediyorum. Ve de size de bir kez daha teşekkür ederim. Evet. Aslında kapattık ama şu soruyla da tekrar bir parantez açalım istiyorum. Çünkü gerçekten proje adamısınız. Bu kentin yararına çok ciddi projeleri hayata geçirdiniz. Aday gösterilmezseniz bir başka adayla projelerinizi paylaşır mısınız? Severek ve memnuniyetle, keyifle. Severek ve memnuniyetle paylaşırım. Ben dediğim gibi herkesle her şeyi konuşmaya hazırım. Bir tek Buca değil. Tabii ki Buca'daki bizim düşündüğümüz projeleri belediye başkanı kim olursa olsun, hangi siyasi partiden olursa olsun fark etmez benim için. Ondan sonuna kadar paylaşırım ve ona sonuna kadar destek olurum. Evet. Bu sadece Buca için yeterli değil. Ben İzmir'e karşı kendimi sorumlu hissediyorum. Benim bu kentte borcum var. Her kentin, her ilçenin sorunu aşağı yukarı biliyorum. Bütün ilçeler için geçerli. Evet. Bize nerede görev düşerse, bize nerede sorumluluk verirlerse biz orada bütün gücümüzü kullanırız. Bu bizim vatandaşlık görevimiz. Evet. Bu benim bu kente olan borcum. Evet. Herkes bunu böyle bilsin. Bu kentte doğduk, büyüdük, kazandık. Aynen öyle bu yani. Bu kente bir vefa borcumuz var. Vefa borcumuz var, hizmet borcumuz var. Dolayısıyla bizim için asla böyle bir şey söz konusu olmaz. Ne kadar projem varsa veya ne kadar düşüncem varsa o belediye başkanıyla ya da başka belediye başkanlarıyla paylaşmaya hazırım. Evet, diyelim ve kapatalım Sayın Aslan. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Bu kadar yoğun bir gündem arasında bize değerli vaktinizi ayırdınız. Tekrar hayırlı olmasın. Ben de çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Güzel bir program oldu sanıyorum. Evet, sağ olun. Umarım seçimler... Evet, Ege Türk izleyicileri, Sayın Hüseyin Aslan'la bir aradaydık. Projelerini anlattı, hedeflerini anlattı. Belediye başkanı seçilirse yapılabilecekleri anlattı. Değerli vaktini bize ayırdı. Bir sonraki programda yeniden karşınızda olmak umuduyla hoşça kalın diyorum.